konut fiyatlarında Eylül ayında bir artış var. Eylül'de konut fiyatları bir önceki aya göre %1,51 yükselmiş. Geçen yılın aynı ayına göre de %13,80'lik bir artış var konut fiyatı endeksine göre. Biz de hem konut sektörünün hem de konut fiyatlarındaki artışı konuşacağız. Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya bizimle birlikte. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şaşırtıcı bir şey değil herhalde, değil mi? Yani konut fiyatları sadece Eylül'de değil ya, aslında önceki zamanlarda da artış gösteriyordu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani Eylül ayı nasıl geçti? Fiyatlar önümüzdeki aylarda da artar mı? Bu neyin etkisi? Fiyatlar tabii ki artar. Çünkü Türkiye gelişmekte olan ekonomiden gelişmiş ülke ekonomisine doğru gidiyor. Her şey fiyatlanıyor. Artık bir işçi çalışmanın maliyeti de çok farklı. Kanunlar her geçen gün ağırlaşıyor. Bir yandan da ham madde fiyatları artıyor. Demire, betona yapılan zamlarla beraber. Türkiye geliştikçe, şehirlerde oluşan arazinin rantı yükseldikçe inşaatın maliyeti veya konuta sahip olabilme maliyeti artacak. Bu da zannederim aylık olarak yavaş yavaş bir artış gözüküyor. Bu önümüzdeki dönemde de bence devam edecek. Çünkü bizim de maliyetlerimiz artıyor. Yani bizim kar marjımız artmıyor. O dövizin yeni rekor seviyelere ulaştığı noktada daha hızlı artmış. %2,66'lık bir artış var. Aslında Eylül'de o aya göre daha sınırlı bir hareket söz konusu ama Eylül'de biz en iyi ayımızdı bizim. Çok iyi satışlar oldu Eylül'de. Yani dövizin artmış olması kısa vadede bazen bize fayda sağlıyor. Peki bu yaz sonrası hareketi miydi? Neydi Eylül ayı için gördüğünüz hareket? Yani tabii ki yaz tatilinden gelinmesi, Ramazan'ın bitmesi, okulların başlıyor olması veya başlayacak olması, insanların kendi şehrine dönmesi yazlıklardan veya herhangi bir yerlerden, tabii piyasada yeni bir heyecan, yani konutun mevsimi gibi bir süreç oluşuyor. Tabii aslında Eylül ayında önemli şeylerden biri de Gezi'nin etkisinin bitmesi, doların hızlı artıp orada parayı dolar bazında dairelerin düşmüş olması, hatta yurt dışı satışlarının arttığı bir ay olarak da gözlemledik biz. Eylül ayında çok ciddi yurt dışı satışları yaptık. Yani normal aylardaki oranların çok çok üzerinde gibi gözüktü. Evet, aslında tabii yabancılara ilişkin de bazı rakamlar var. Yani bakıldığı zaman orada da bir hareketlilik olduğu dikkat çekiyor. Evet. Onu söyleyelim. Markalı konut projelerinde konut satın alan müşterilerin peşinat ve banka kredisi kullanımı yerine ağırlıklı olarak senet kullanımını tercih ettikleri şekilde bu araştırmada da bir sonuç var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Uğur Bey? Bu aslında markalı konutların da segmente edersek daha üst segmentteki olanlarda insanlar banka kredisine girip veya kefil bulma derdine girmek istemiyorlar. Gelir seviyesi daha yüksek insanlar ve daha pahalı olan projelerde bunu ya firmanın oluşturmuş olduğu finansal sistemle veyahut da senetli ödemelerle yapmak istiyor. Bu yani şeyin seviyenin yükselmesiyle doğru orantılı. Normalde orta ölçekteki olan, yani fiyat aralığı orta ölçekteki olan projelerde ise banka ve şey daha fazla kullanılıyor. Ama biz bunu bu süreçte bu bizde konut kredisi oranlarının, konut kredisi kullandırma oranının düşmüş olması bizde biraz rahatsızlık oluşuyor. Çünkü biz gayrimenkul girişçisiyiz. Biz şey değiliz, bir banka veya finansal enstrümanları kullanıp konuda uzman değiliz ve ileride oluşabilecek kriz veya herhangi bir ortamda bu riske girmemek adına biz bunu azalttık. Eskiden bizim gerçekten bıraksak %50'lerden %60'lara kadar gidiyordu. Yani konut kredisi değil, diğer satışlar, ama şimdi biz bunu %10-12'ler seviyesine çektik. Ama bırakırsanız gerçekten insanlar şeyi tercih, özellikle de üst düzey, üst segmentteki projelerde. Evet, peşinat ve banka kredisi kullanımı yerine zaten Eylül ayında da işte dediğimiz gibi markalı konut projelerinde konut satın alan müşteriler senet kullanımını tercih. Yine peşinat her zaman bir şeyi var, yani bir talebi var. Yani yaklaşık olarak bizim eskiden beri %15 veya %20 oranında tüm konutların içerisindeki payı peşin alanlarda da var. Yani o şey, öyle bir trend var, o hiç eksilmiyor, değişmiyor. Evet, şimdi yıllık konut kredi faizi %11'leri gördü yanılmıyorsam. Evet. Şu anda durum nedir ve siz hani faizlerdeki, mesela piyasa faizine, bono tahvil piyasasını biz günlük olarak takip ediyoruz, faizlerde hani çift hanelerden tek hanelere belirgin bir geri çekilme yaşandı. Evet. Acaba konut kredi faizlerinde nedir durum? Öyle hani Nisan Mayıs'ta çok dip seviyeleri görmüştük ama yeniden oralar görülür mü? Ne 0,65'lerdeydi. Evet. Birdenbire 0,90'lara, hatta birileri zorlamaya başladı. Şimdi de o seviyelerde gidiyor.
Yani aslında bir onun üzeri psikolojik bir barem, yani onun üzerine geçtiği zaman tüketicide bir durma, ben pahalıya alıyorum noktası oluşuyor. Ama tabii 0.65 çok avantajlı bir orandı. Belki de zannederim Cumhuriyet'ten en düşük oranlarından biriydi. İnşallah ona döneceğiz diye düşünüyorum. Ama tabii konut kredi faiz oranları yükseldikçe müşteride bir psikolojik bir olumsuzluk oluşturuyor. Şu anki durum çok tehlikeli değil ama ileride bazen şöyle durumlar oluşuyor. İleride geçmişte de oluşmuştu. Hızlı yükseliyor. Yani bir anda 0.65'ten 0.90'a çıktığı zaman problem oluyor. Azar azar yükselse çok büyük problem olmayacak. O zaman da zaten yıllık 12 liraya yaklaşmış oluyor. Yani hani. İşte yani ama çok hızlı. Mesela zannederim 2008'de 1.60'lara mı çıkmıştı? Bir anda 0.80'lerden çok yavaş yavaş düşmüştü. Çok hızlı yükselmişti. Düşerken yavaş, yükselirken hızlı bir hareket yaşanmıyor. Öyle oluyor ve bu da psikolojik etmen olarak şey yapıyor. Tüketici zorluyor. Ama bunu da firmalar da bunda farklı kampanyalar, farklı sübvansiyonlar yapıyor. Bankalarla anlaşıyorlar. Onu tekrardan kriz öncesindeki oranlara çekiyorlar ama tabii orada da sizin karınızdan bayağı bir ciddi bir bölümü bankalarla paylaşmak durumunda kalıyorsunuz. Satış yapabilmek adına, müşteriye tekrar harekete geçirebilmek adına. Şu anki durumda öyle bir handikap yok ama tabii yine de sene içerisinde bir artış oldu. Şu anda da zannederim yatay bir seyir izliyor. Evet, şimdi konut satışlarına da bir bakalım. Hani 2013'ün ilk 6 ayında hızlı bir artış gördük. Neredeyse hani 2012'nin tamamında satılan konut fiyatına yaklaşan bir rakam. Hani ikinci 6 ay artık yılın tamamlamak üzereyiz. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz konut satışlarındaki bu hızlı artışı bu sene için? Konut fiyatları mı adetsel olarak mı? Satış olarak. Konutun satış adetsel olarak bu sene zannederim ikinci elde de bir hareket var. Birinci elde çünkü Türkiye değişiyor, gelişiyor. İnsanlar değişiyor. Türkiye'deki 1985 yılında şehirleşme oranı %53'lerde. Cumhuriyet'in ilk yılında %25'lerde. Şimdi ise %77'lerde. Yani Türkiye değişiyor, gelişiyor. Kentsel dönüşüm kavramı var. Deprem kavramı var. Ve çekirdek solo yaşam, çekirdek nüfusa doğru gidiyoruz. Şimdi bu noktada ve her geçen gün gayri safi milli hasılamız kişilik basında büyüyor. Bu tabii ki ilk önce gayrimenkule etkisini yapacak ve bunun da etkisini görüyoruz. Ne kadar olursa olsun, ne kadar çok arz olursa olsun konut satışları artıyor. Sadece İstanbul'da da artmıyor, Türkiye'nin birçok yerinde artıyor. Şimdi artık bir de başka bir faktör daha ortaya çıktı. Ege ve Akdeniz kıyılarında olan yabancı alımlar artık büyük şehirlere, özellikle de İstanbul'a da gelmeye başladı. Tabii ki konut üretimi, gayrimenkul geliştirme işi daha Türkiye'de çok uzun yıllar devam edecek. Bir doymamış pazar olarak devam edecek diye düşünüyoruz. Şimdi Eylül ayında gerçekleştirilen satışların %9.2'si yabancılara yapılmış. Tercih noktasında ağırlıklı olarak 1+1 konut tipiyle ortalama 99 metrekare büyüklüğe sahip konutların öne çıktığı da yine araştırmada evet, dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Yabancı ilgisi ve bizim sektörümüz açısından, sektör açısından beklentiler nasıl gözüküyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela 1+1 konut tipi ne ilgi olmasını? Ya 1+1'den alanlar tabii eğer Türkiye'de kısa vadeli az bir dönem, 1 ay 2 ay kalacaksa eğer tabii ki daha ufak dairede kalıp daha az maliyetlerle karşılaşmak isteyebilir. Ama onu yatırım için alıyorsa da 1+1'ler zaten Türkiye'de de yatırımcı için alanların %70'i 1+1 oluyor. Ve özellikle de kiralama gelirinin daha yüksek olduğu duygusuyla hareket ediyor. Burada da zannederim yine aynı şekilde oluşuyordur. Yabancı alımlar ise yani bu mütekabiliyet yasasıyla beraber zannederim 55 olan farklı ülkeden alımlar 88'e çıktı. Yani değişik bir katmanlar devreye girdi. Ama ağırlık olarak alanlar Körfez ülkeleri ve Rusya Cumhuriyetleri ve Türkiye Cumhuriyetler ve Orta Doğu. Buralardan doğru bir alış var. Bu da tabii ki Türkiye'nin bölgesinin en önemli cazibe merkezlerinden biri olduğunun kanıtı. Çok önemli bir kültür ve ekonomi olduğunu ve insanların yaşamak istediği, en azından yatırım yapmak istediği bölgelerden, destinasyondan biri olduğunu kanıtı. Tabii ki iklim açısından da bakıldığında, her açıdan bakıldığında, yakınlık açısından bakıldığında hemen hemen bütün her yere yakın. Yani ben bu
ay 3 tane ülkeye ziyaret ettim. Bir taraftan İsveç'e, bir taraftan Tanzanya, bir taraftan Dubai'ye. Türkiye her yere yakın. Her yere 4-5 saat mesafede. Yani farklı farklı yerlerde üçgen çiziyorsun. Her yere yakınsın. Yani bu Türkiye'ye çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yabancılar açısından da sağlıyor. Gayrimenkul açısından biz siyasi olarak istikrarımızı koruyabilirsek, dramatik hatalar yapmazsak ekonomimiz de koruyacak ve Türkiye gayrimenkul sektörü de bu açıdan çok cazip olacak. Yani çok farklı noktalara gideceğini biz inanıyoruz. Bunu gözlemliyoruz. Herhalde bütün ülkede gözlemliyordur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi son 3 aylık süreç takip edildiğinde 2012 yılı ve öncesine ait alınmış olan ruhsatlara ilişkin projelerin satışı tamamlandıkça yeni arz olan projelerdeki satışlarda bu %18 KDV oranının etkinliğinin arttığı görülmektedir şeklinde bir değerlendirme var. Bu sene bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Evet. Önümüzdeki sene daha çok konuşuldu. Evet. Şimdi ne olacak önümüzdeki yıl? Yani bununla birlikte ne bekliyorsunuz? Önümüzdeki yıl şeyden önce o kanundan önce çıkan yani %1'li olan avantajlı olan konutlar satılmaya devam edecek. O stoklar artık bitmeye başlayacak. Yeni stoklar devreye girecek ama bu yeni stoklar çoğunluğu %18'de oluşacak. Bundan dolayı da kampanyalarda %1 KDV'li konutu kaçırmayın seçenekleri çok fazlasıyla ön plana çıkacak. Acaba bu seninki konut satışlarında da bu etkili oldu kesinlikle, mu hızlı artmasında? Kesinlikle. Bir de kentsel dönüşüm projeleri de %1'de olduğu için de gayrimenkul geliştiricileri o projelere de yoğunlaşmak durumunda kalacaklar. Yani önümüzdeki senede tüketiciyi ilgilendiren avantajlar devam edecek ve artık zannederim bu %1-18 sayından dolayı da %8 veya 18'e satılacak olan konutlar da aslında fiyatın içine gömülerek satılacak. Yani KDV dahil denilerek satılacak. Tüketicinin zihninde ben KDV için ekstradan para ödüyorum duygusu oluşmasın diye en azından biz öyle düşünüyoruz. Peki Konutler'in bir araştırması var. Bu araştırmaya göre markalı konutun payında hızlı bir artış var. 10 yılda yapılan konutların %5'i markalı konut firmaları tarafından üretilmiş ve bunlar da genelde İstanbul'da yoğunlaşıyor. Son yıllarda yapılan 700 bine yakın konutun örneğin %80'i İstanbul'da olmuş. Son 10 yılda da Türkiye'de 5.529.405 adet konut yapılmış. Yani markalı konutların evet üretimin hızlanıyor, artıyor diyoruz ama yine de bunların mesela %87.7 gibi büyük bir oranı küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından evet. yapılmış. Şimdi deniyor ki markalı konut aslında kayıt dışılığı da azaltıyor. Dolayısıyla ekonomiye de bu anlamda olumlu bir etkisi var. Ama hala oranı çok yüksek değil. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Gelecekte bu sektör markalı konutlar ilgi üreticileri artacak mı sayısı? Hala yani biraz daha böyle payın daha küçük firmalarda olması bu sektörü nasıl etkiliyor? Yani şimdi tabii Türkiye'de 150 bine yakın firma var. Bu yani hiçbir gelişmiş ülke ekonomisinde olmayan bir oran. Çok yüksek. Çok rahat herkes girebiliyor. Yani çok rahatlıkla bir manav bile hemen gayrimenkul geliştirme işine müteahhit olabiliyor. Türkiye'de zaten bazı eksikler var. Yani piyasaya girişler çok kolay ama para toplayabiliyor, şey yapabiliyor. Ve ki bununla ilgili zannederim çalışmalar var. Veyahut da bir mimar tahmin edebiliyor musunuz? Bir mimar üniversiteden mezun olduktan hemen sonra veya inşaat mezun olduktan hemen sonra bizim en yüksek katlı binamıza statiğine imza atabilir ve bunu kabul ediyor devlet. Şimdi burada bazı akla mantığa ziyan saçmalıklar var. Bunlar düzelecek. Şimdi gayrimenkul girişleri markalı konut oluşturan birçok firma gerçekten kayıt içi çalışıyor. Zamanında teslim etmeye çalışıyor ve müşteri memnuniyetini üst seviyede yapıyor. Çünkü güvene dayalı bir sektör olduğu için ve müşteri memnuniyeti çok önemli olduğu için hem devlet adına bakıldığında vatandaşı mağdur olmuyor hem de kendi de vergi gelirlerinden mağdur olmuyor. Bir yandan da şehre ve deprem güvenliği açısından da çok daha uygun, standartlara uygun şeyler yapılıyor. Ben burada şu anlama gelmesin. Yani çok ufak yapanlar kötü yapıyor anlamında söylemiyorum. Ama genel olarak bakıldığında böyle bir durum var. Şimdi onun için markalı konutların sayısı arttırılabilmeli. Bu sektöre giriş biraz zorlaştırılabilmeli. En azından şöyle yapılabilmeli. Yani
geçmişte yaptıklarına kıyaslayarak bir limit verilebilmeli. Yani bir karne verilebilmeli. Yani bir kişi 1000 dairelik bir projeyi hemen yapamamalı. Geçmişte yaptıklarına bakılarak denilemeli. Bu 1000, şu 50, şu 100, 200 diye. Yani bunun böyle bir tecrübesi artık oluştu, bunu yapabilir gibi bir şey mi diyorsunuz? Tabii ki. Biraz daha ehli haline geldi. Tabii ki. Sıfırdan burada başlayan bir insana böyle bir şey imkan, evet, tanınması. Türkiye'de çok bazı soru işaretleri var. Vahşi galiba. Batı gibi yani. Herkes aşağıda kendini, herkes inanılmaz bir serbestlik var. İsteyen istediğini yapabiliyor ta ki deprem olup hepimiz aynı anda günah keçisi ilan edilip veyahut da bir yanlış bir problem oldu. Bütün geliştiriciler, bütün müteahhit aynı sepete konulup günah keçisi ilan edilip veya bir kentsel dönüşümde herkes ransal dönüşümcü olup ilan edilip yapılana kadar. İşte burada problem devletin her şeyi serbest bırakmaması, bazı sınırlamalar koyması. Bunu yaparken de işini iyi yapanla kötü yapanı ayrıştırması. Bir problem olduğunda genelde balta herkesin kafasına aynı anda iniyor. Çünkü tepkisel oluyor. Yani bir programı ve plana dayalı bir şekilde olmuyor. Onun için markalı konut dediğiniz gibi arttırılması gerek. Markalı konutların üreticinin içerisinde de bir segmentasyon yapılması gerek. İşini iyi yapanların çok daha iyi yapabileceği, müşteri memnun edenlerin daha iyi noktaya gelebileceği olması gerek. Yoksa bu bir yandan da haksız rekabet oluşuyor. Çünkü biz kayıt içi çalışıyoruz. KDV yükümlülüklerimiz var. Bekleyen KDV'lerimiz var. Kar marjımız düşüyor. Finansal olarak biz çok daha fazla para devletin kasasında bekletiyoruz. Kayıt dışı oluşturanlar hem daha az vergi veriyor hem KDV sorunu yaşamıyorlar. Bir yandan da tüketici mağdur etme riskleri oluşuyor. Şimdi burada bu haksız rekabeti devletin önlemeli. Yani 150 bin tane müteahhit olmaz. Yani bir ülkede 150 bin müteahhit. Yani doktorlar birleşip de biz bir müteahhitlik işi yapalım. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım diyor ama doktor doktorluğunu yapsın. Biz kendi işimizi yapalım. Çünkü burada insanın canını da emanetten alıp onların size güvendiği bir şey, sadece malı değil yani kağıt üzerinden de satabiliyorsunuz, insanların tek bir kalemde yapabileceği bir şeyi elde edebileceği bütün kariyeri boyunca bir şeyi alıyorsunuz ve buna karşılık ona 2 sene sonra 3 sene sonra bir şeyi teslim ediyorsunuz, canını teslim ediyorsunuz, çocuğunun geleceğini burada bizlerin büyük bir sorumluluğu var, bunu 150 bin kişinin üzerine yığılmaması gerek ama şu anda böyle bir durum var. Evet, onun için de bu oran değişmez. Yapılır mı? Bekliyor musunuz yani? Yani yapılacakmış. Şu sektörü bir gözden geçirelim. Kimler ne yapıyor? Bir inceleyelim bakalım. Çalışılıyormuş. Sayın, çalışma yapılıyor mu? Sayın Bakan'ın bu konuyla ilgili bir araştırması var ama çalışması var ama bu çalışma yine hani işini iyi yapanları bu konuda uzun yıllarını vermiş olanları mağdur etmeyecek tarzda hakkaniyette, adalette olması gerek yani. En büyük adaletsizlik her şeyi eşit gören adaletsizliktir. Yani iyi yapanla kötü yapanı eşit göremezsin yani. Yani nasıl cennet var, cehennem var, cennetin 7 katı, cehennemin 7 katı var. Allah-u Teala bu şekilde olaya bakıyor. Burada da yani işini iyi yapanla kötü yapanı ayrıştırması gerek, evet, diye düşünüyorum. Bu konuda ben çok dertlisiniz anladığım, evet, kadarıyla. Evet. Peki Uğur Bey, süremizin sonuna doğru geliyoruz. Ev almak için doğru zaman mı? Şu anda durum nedir? Ne önerirsiniz hani ev almayı planlaya, beklesinler mi, alsınlar mı? Bir de Dumankaya içinde bir nedir? Ben ev sattığım için yani ben alsınlar derim ama şunu da demem. Hani fiyatlar aman yarın çok hızlı artacak. Hemen kaçırmayın, bugünden yarın alın demiyorum. Çünkü fiyatlar yavaş yavaş sindire sindire artıyor. Çünkü bir rekabet var, arz fazlası var. Tüketici için çok uygun bir iklim var. Yani bu iklimi dolduruş havasına gelmeden sakince düşünebilirler. Ama daha sonra %1'den 18'e çıkacak olan KDV, konut kredi faiz oranları Mart ayında Amerika FED yapmayacaksa yani eğer likiditeyi tekrardan eski noktada gelmeyip konut kredi faiz oranları da bundan etkilenip yükselebilirse hem yüksek fiyattan hem de yüksek fiyattan almış olabilir. KDV şehir oluşabilir. Onun için almak isteyenler, yatırım için almak isteyenler bu alternatifi değerlendirsinler derim. Evet. Ama işte bir yandan da ekonomi yönetimi diyor ki hani tasarruf oranlarımız çok düşük, evet, tasarruf edin. Siz ne düşünüyorsunuz?
Evet, yani ekonominin ekonomi kurmaylarının dedi, çünkü geçmişte %20-24'lerde olanlar şu an %12'lere düştü ve şimdi bunun için zaten devlet hatta emeklilikle ilgili %25 sübvansiyon yapıyor. Hatta onun biraz bizim satışlarımızı etkilediğini de söyleyebiliriz. Yani insanlar küçük yatırımcı konut almak yerine sigorta %25'lik sübvansiyondan faydalanıp yani emeklilik sigortası şeyini de yapabildi. Ama konutun bir para biriktirme aracı olduğunu unutmayalım. Yani konut alanlar kendi yaşamlarından, giysisinden, birçok farklı şeylerinden tasarruf ederek konut oluyor ve bu sayede konut sahibi olabiliyor. Yani bir para biriktirme aracı. Aslında bu da bir tasarrufun adı konmamış bir şekli olarak gözüküyor. Yani ben biraz bugün şeyli konuşuyorum ama yani mesela konutçulara belki konut ekonomisi deniliyor, vahşi ekonomi deniliyor, bilmem şey deniliyor ama bir yandan bakıldığında gayrimenkulün insanlara tasarrufa yönlendirdiğini de unutulmaması gerekiyor. Yani bizim işimiz sonuç olarak bir yatırım yapıyorsunuz aynı zamanda diyorsunuz. Kesinlikle yatırım yani. Yapıyorsunuz yani, evet. Yani gelirinizin bir kısmını, %20'sini, %25'ini, %30'unu veriyorsunuz ve hayat standardınızı biraz daha o %30'luk anlamda, yani para biriktiriyorsunuz bu sayede. Evet, ve de fiyatlar da böyle artmaya devam ederse kar da elde ediyor gibi. Evet. Hani konut alanlar, çünkü bir sene öncesine göre mesela bakıldığında Eylül'de %13'ün üzerinde bir konut fiyatında artış var. Dolayısıyla hani 100 liraya aldığınız ev 113 lira olmuş. Enflasyondan herhalde %40-%50 de artmış. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Uğur Dumanka'ya katıldığınız için. Çok sağ olun. Değerlendirdiğiniz için. Kısa bir araya gidelim, piyasalara bakacağız. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek.